İşimiz belliydi zaten. Bizi buraya neden çağırdılar? Bu nasıl bir mesaj? Neden toplanmamızı istedi Londra? Londra değil sevgili. Sahip Kıran Efendimiz istedi. Burada silah patlarsa siz ölürsünüz. Arap, acıktım. Mecmuat-ı Habib. Vela ini ve el arası. Kızılcığım, misafirlerimize sorar mısın? Bu gemi hangi limana gelecek? Ne zaman gelecek ve ne getirecek? Siz de lütfedip cevap verir misiniz? Sualleri duydunuz baylar. Tekrara gerek var mı? Bizim gemiden de limandan da haberimiz yok. Keyfinize meze mi olacağız? Niçin? Niçin kızım, niçin? Meze filan dedi ya paşam, iştahımız kaçmasın diye. Gördüğünüz gibi bizim adamlar biraz barbar, vahşi. İyisi mi ben sizinle muhatap olayım? Ama rica ediyorum suallerime cevap veriniz. Evet, siz nasıl bir teşkilatsınız sevgilim? Londra. Londra'dan. Londra'dan mesajlar gelir. Posta kutularına. Her birimize tek kelime. Sonra ne yapmamız gerektiğini buluşunca öğreniriz. Ne konuşuyorsun lan? Aa, sen sadık olansın. Aferin sevgili. Aferin. Yalnız. Yanlış yerde sadakat aptallıktır. Seni ayırdım. Evet. Nasıl bir iş üstünesiniz? Lütfen. Lütfen rica ediyorum. Birini daha öldürme külfetini üstümüzden al. Lütfen. Gemi. Hı hı, gemi. Bir gemi gelecek. Afyon yüklü. Sadece anlamak için soruyorum. Afyon yüklü bir geminin payitahtı ne işi olabilir ki? Siz toz satmıyor musunuz? Ha? O işi başka bir çete yapıyor. Afyon Hindistan'dan geliyor. İngilizlerin Çin'e hakim olduğu vakitlerde Afyon savaşları vardı. Çinliler kendi ülkelerinden geçmesine izin vermiyor bu Afyon gemilerinin. O yüzden Afyon gemileri önce Süveyş kanalından geçiyor. Oradan batıya, Avrupa'ya. Ama bu kadar yüklü Afyon'u batıya, Avrupa'ya sokmak o kadar kolay olmuyor. O yüzden bir gümrükten geçmesi gerekiyor. Siz de malı payitahta sokup gümrük yoluyla tekrar Avrupa'ya götürüyorsunuz. Yani Afyon'u alan ilaç firmaları hukuki bir mal almış oluyorlar. Üstelik Osmanlı'da. Güzel teşkilat. Evet hocam. Kızım, şu silahını indirir misin? Lütfen. Lütfen. Gördüğün gibi adam öldürmeye gerek yok. Öldürdüğünüz her adamımız için tek tek sallandırılacaksınız. Ha? Efendimize saygı göster. Fredo. Paşam. Senin fizik tahsilin vardı değil mi? Birinci sınıfta paşam.
Nerede o? Bu dal bunları daha ne kadar taşır? Paşam, yaptığım hesaplara göre 1 saat 37 dakika. Bu netliğini seviyorum. Kızıl, bu olan biteni Meyit Efendi'nin adamına ilet. O da muhatabına söylesin. Bu güzellikleri es geç yalnız. Emriniz olur paşam.